Arkadaşlar akıllı saatimiz bu şekilde şarj oluyor. Kordonun bir tarafında şarj bölümü var. Onu çıkarıyorsunuz kordonunu ve bir adaptöre takıp bu şekilde şarj ediyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım merhaba. Pirana 9919 akıllı saat kullanıyorum. Geçen sene akıllı bilekliğim su aldıktan sonra çok yoğun bir kar yağışı vardı Ankara'da. Bu akıllı saati almıştım. Bu videoda hem size akıllı uygulamayı, Fitpro uygulamasını göstereceğim. Hem de saatimizi şöyle bir görün istedim. Kolumdan da çıkarayım. Gayet tasarımı güzel. Kordonları hiçbir şekilde kolunuza zarar verecek ya da alerji yapacak durumda olmayan bir saat. Dışarıdan da uzaktan görüntüsü de oldukça hoş bir fiyatına göre fiyat performans olarak gayet başarılı bir saat diye düşünüyorum. Sizi Fitpro uygulamasıyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Arkadaşlar şimdi de Fitpro uygulamamıza bakalım. Bu telefonun akıllı saatin kullandığı uygulama Fitpro. Onu yüklemi ben daha önceki akıllı bileklikte de bu uygulama vardı. Yüklemedim. Direkt onun üzerinden devam ediyorum. Şimdi burada PRN 9919 şeklinde gözüküyor bizim akıllı bileklik saatimiz. Ben sadece zaman zaman kalibre etmek için bu akıllı saatleri eğer siz sürekli olarak bu uygulamaları kullanmazsanız geri kalıyor. Onun için kullanıyordum. Şarjımı, Bluetooth'u konuma açık olduğu için, şarjı çok götürdüğü için ve ihtiyaç duymadığım için işte uyku saatleri, yürüme vesaire gibi alarm gibi şeylerini kullanmıyordum ama ben bundan sonra kullanacağım ve size de anlatayım birkaç özelliğini. Bakın burada mesaj push özelliği var. Yani size bir telefon araması geldiğinde, bir SMS geldiğinde, WhatsApp'tan bir mesaj geldiğinde, bir arama geldiğinde, Twitter, Instagram, Facebook kullanıyorsanız oralardan bildirimler geldiğinde size uyarıyı ekranda gösteriyor. Emojileri göstermiyor mesela ama yazı olarak gösteriyor. Aramaların geldiğini size söylüyor. Diğer uygulamalarda kullanıyorsanız bunları bakın açık konuma getirin. Ben WhatsApp, SMS ve aramalar yettiği için onları açtım. Çünkü diğerlerini kullanmıyorum. Bireysel olarak kullandığım burada şeyler yok. Instagram'ım yok, Twitter'ım yok, Facebook'um yok. Life and Toys TV'nin var ama onlarda da kendim belli dönemlerde girip ayarlamalarını yapıyorum, girdilerini yapıyorum. Onun dışında sürekli açık olmuyor. Daha sonrasında şu işte home özelliği yani ana sayfası böyle. Ha, bu arada şeyi söyleyeyim. Bu Mine bölümünden yani benim kişisel özel profilim bölümünden girişi çok basit. Yani kayıt olması çok basit. Bir tane mail yazıyorsunuz, şifreyi kendiniz belirliyorsunuz ve otomatik olarak sorunsuz olarak bağlanıyorsunuz. Size herhangi bir doğrulama vesaire kodu gibi bir şey istemiyor. Onu başta söylemem gerekiyordu, onu söyleyeyim. Şimdi burada mesela set özelliğini gösterdik. Evet, şeye gelelim, motion bölümüne. Diğer ayarlamanın olduğu bölüm. Evet, en yukarıya. Özür dilerim. Bakın burada belli şeyler var. İşte parlaklık kontrolü. Burada bakın ben aktif etmişim onu. Kolunuzu salladığınız zaman, çevirdiğiniz zaman saatin evet şeyini gözükmesi gibi. Şu anda siz tabii ben ekran kaydı aldığım için göremiyorsunuz ama kendime çevirdiğim zaman ekran hemen dönüyor. Diğer akıllı saatler gibi anında bir reaksiyon göstermiyormuş gibi gelmişti bana başta ama şu anda güzel, gayet güzel bir şekilde bunu saatle ayarlayabiliyorsunuz. 8-10 şeklinde standart ben onu şey yapmadım size göstermek için. Onun dışında rahatsız etmeyiniz modu var. Bunu da yine kendiniz açıp saat belirtebilirsiniz. Genelde işte akşam saatlerinden sabah saatlerine ayarlıyoruz bunu biliyorsunuz. O da otomatik olarak 22-8 demiş. Alarm kurabiliyorsunuz. Buraya istediğiniz alarmı işte bakın burada otomatik olarak pazartesinden cumaya ayarlı. Siz istediğiniz günleri ayarlayabilirsiniz ya da hafta sonuna ayarlayabilirsiniz. Tek tek ayarlayabilirsiniz. Bir de hepimizin özellikle bürolarda çalışan insanların muzdarip olduğu konu uzun süreler oturma hareketsiz kalma. Burada da işte sitting time dediği oturma zamanını ayarlayabiliyorsunuz. 45 dakika minimum olmak şartıyla. Bu süreyi doldurduğunuz zaman size bir uyarıcı mesaj gönderiyor. Titreşim gönderiyor diye tahmin ediyorum. Herhalde titreşim yapıyordur. Aracı
Cihazı resetle, kaldır gibi özellikler var. Arka plan özelliği var. Burada da işte enerji koruma, yani ne diyelim, enerji koruma modu var. Şu anda aklıma gelmedi. Ne diyeyim dedim, yine de aklıma gelmedi. Şimdi upgrade bölümü var, update bölümü var. O kendisi, daha sonrasında ben yapacağım onu. Gayet kullanımı basit arkadaşlar ve birçok şeyinizi buradan yapabilirsiniz. Mesela ben bugün takip etmek istiyorum. Uyku, kalp atışı vesaire gibi, nabız gibi şeylerde tutturacak mı diye. Bu Hilfi Habit bölümü var. Burada okuma, erken kalkma, yatağa erken gitme, hareket, kahvaltı gibi şeyler. Kendisi otomatik bir şeyler yapıyor mu? Bunları bakacağım ben. Yani ücretine göre, parasına göre, bu sene bilmiyorum fiyatını. Parasına göre gayet iyi bir saat. Kulu hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Kolunuza bir kızarıklık, bir yaralam, yani bir alerji yapmıyor. Gayet malzeme kalitesi olarak ve tip olarak gayet bu saatimiz tatmin edici durumda. Ben düşünen arkadaşlarımıza öneririm, şu anda satışta var mı? Ben A101'den almıştım. Diğer platformlarda veya A101'de satışta var mı? Bunu bakabilirler. Uzun süreli, bir yıla nerede, herhalde 10 ay falan oldu, 8-10 ay oldu. Kullanan bir arkadaşınız olarak tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.